Pençe kılıç harekatı PKK-PYD saflarında nasıl bir tesir, nasıl bir etki yaratmıştır, nasıl bir hava yaratmıştır? İsterseniz sizinle başlayalım. Şimdi mesela bu 184 evet. rakamı yüksek midir? Efendim o beton sığınaklar ve tünellerin yok edilmesi can damarına basılması anlamına mı gelir? Yani terör örgütü ne nasıl bir şimdi tabii hava harekatında esas olan derinlikteki işte depolar, sığınaklar, mühimmat depoları, komuta teröristlerin yönetildiği merkezlerdir. Yani daha fazla terörist öldürmek, bertaraf etmek hedef değil. Kurgay Güler'in söylediği gibi adamın mühimmatını yok ediyor. Evet, yani radarı var, iletişim daha doğrusu şeyleri mücadele var. Azim ve iradesini kırmak esastır geri planda. Ama bir kara harekatında teröristleri bertaraf eder. Kim çıkarsa karşısına bertaraf etmek esastır. O açıdan 184 normal bir rakam. Ama bir kara harekatı icra edilirse daha önce de gördük çok daha fazla terörist eğer kaçmazlarsa bertaraf edilecektir. Hava harekatı terör örgütü üzerinde nasıl bir etki yapmıştır? Evet, iki türlü. Onu söyleyeyim. Bir, aynen katılıyorum. Yani diyelim ki şunu gene haber olarak aldık. Doğrudur, değildir. Bunu mutlaka ilgili birimler teyit edecektir. Bazı teröristlerin can havliyle en yakın yerleşim yerlerine kaçıp o halkın arasında gizlenmeye çalıştıkları. Şimdi şöyle düşünün. Kaçamayanlar da işte dediğim SİHA'lar etrafında bekliyor. Bunları vuruyorlar. Şöyle bir şey düşünün. Bir geliyor kaçmış olan terörist bir geri dönüyor. Bakıyor ki yiyecek yok. Silah yok, mühimmat yok. Arkadaşları terörist ölmüş. Başları yok. Arkadaşları ölmüş. O koca güvendiği, hani kendisini emniyette hissettiği o tüneller çökmüş. Yani daha da fazlası olmuş. Amerika ve Rusya amcaları sahip çıkamamış. Şimdi ikincisi de o komutanım. Onu arz etmek istiyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir psikolojik çöküntü. Şimdi gene aldığımız bilgiler var. Şöyle bir durum var. Artık Suriye ve Irak sahasında çoğu terörist grupların kolektif eylem yapabilme kabiliyetlerini yitirdikleri, dolayısıyla örgütsel faaliyet gösteremedik. Yani bir örgüt bütünlüğü içerisinde faaliyet gösteremedikleri, bunun yerine değişik noktalarda terörist güruhları şeklinde bekledikleri. Eray Bey, bu demin, çok önemli. Demin bir soru sormuştum ya. Başına bunun geleceğini bildiği halde niye geldi? Söyleyeyim. Havan mermisi attı. Tamam. Şimdi dün bazı PKK'lı hesaplardan intikam yeminleri tweetlere attı. İşte bu sebebi buradaki şimdi, çektikleri moral acı. Motivasyon yerlerde. Evet. İşte çizdiği tablo ortada. PKK terör örgütünde bir çözülme süreci var. Bir moral motivasyon için de bu saldırıyı yapmış olabilirler. Karkamış'a. Kesinlikle moral motivasyon için. O yani da öyle. İstanbul saldırısı da öyle. Ama şöyle bir paradoksal durum da var Ahmet Bey. Onu da size söyleyeyim. Yani şimdi düşünün. Bunları kim besliyor, büyütüyor? Amerika. Çok net. Fakat Amerika aynı zamanda Türkiye'nin hava harekatına da engel olamıyor. Bakın biz bunu Afrin'de gördük. Afrin'de şunu dediler. Bizi sattınız. Bu durum Amerika'ya... Amerika ile örgüt arasına da mesafe konulmasına sebep oluyor. Ha, biz sattınız diyorlar mı? Afrin'de dediler, burada da demişlerdir eminim, yakında çıkar. Afrin'de dediklerini biliyorum. Yani hem bizi besliyorsunuz, büyütüyorsunuz ama hem de Türk ordusu Afrin'e giriyor, bizi koruyamıyorsunuz dediler. Bizi sattınız dediler, aynen böyle. Dolayısıyla burada da aynı durum yani vardır. Yani güvendikleri dağda kar yağıyor. Kar yağıyor. Yani burada işte son bir gayret olarak yani kendilerini de bu anlamda büyük riske atıp işte var olmak. Yıkılmadık olarak, ayaktayız pozu. Efendim? Yıkılmadık ayaktayız, ayaktayız pozu. Yani son unsurlarıyla böyle bu tür işte bakın şöyle oluyor. Ya bir tane havan komutanı da bilir. Sırtlıyorsunuz, götürüyorsunuz bir yere gizlice. Tamam mı? İzliyorsunuz işte bir şeyler yani atıyorsunuz. Bunun için sığınağa ihtiyacın yok. Hiçbir şey ihtiyacın yok. Örgütsel bir yere ihtiyacın yok. Bunlar zaten 1-2 kişilik gruplar yaptı. Daha önceki o roketle yaptıkları ise 2 kişi yapıyor mesela. Burkaç sonradan, bu yani. Burkaç. Evet, Burkaç. Sonradan da mesela o Katyuşa roketleri atmışlardı Afrin'de. Sonradan da onları MİT etkisiz hale getirip resimlerini yayınladı. İşte Katyuşa Türkiye'ye atan. Eminim şimdi bu havan atanları da tespit edip etkisiz hale getirip fotoğraflarını yayınlayacaklar. Peki yani. Bu ne zamandan beri böyle yani bu kadar hakim istihbaratıyla, ordusuyla Türkiye? Yeni bir durum bu yani, değil mi? Kaç senedir böyle? Yani şöyle söyleyelim, sıfırdan şu ana kadar gelmesi 24 Ağustos 2016'da başladı. Ha, öyle
Bir süreç bu yani. Tabii bu bir süreç. Bu dün olan bir şey dünden değil. Dünden bugüne de değil. Yani 24 Ağustos 2016'da ilk Azez-Cerablus hattına girildi. DAEŞ'ler ki o zaman bizim hava kuvvetimiz de yok. Yani hava kuvveti desteği olmadan oraya girdik. Bunlar temizlenmeye başladı, geliştirildi. Girdikçe öğreniyorsunuz. Operasyon yaptıkça tabii, alanı öğreniyoruz. Irak için farklı bir şey söylemek lazım. Irak için farklı. 30 yıldır Suriye için. Zaman zaman da Talebani ve Barzani ile onların peşmergeleriyle birlikte oradaki hareket yaptığımız. Oradaki yapı biraz daha farklı. Daha çok Suriye'ye odaklanmış. Suriye için de 2016'dan sonra. Size bir şey soracağım. Esad bunlardan rahatsız mı? Türkiye'nin hava harekatı, kara harekatı rahatsız mıdır yani? Şimdi Suriye'nin devlet başkanı olarak dışarıya açıklamalarında rahatsızlık beyan etmesi gayet doğal. Ama PKK unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlenmesi ve Türkiye gibi bir ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğü garantisi vermesi içeride Esad rejimi için rahatlık yaratır. Burada çok farklı bir durum var. Çünkü teröristleri güçle kovması lazım. Ama bertaraf edilmesi. Evet. Ben memnunum. Ama başka bir durum var. Türkiye ile anlaşırsa Türkiye bir emir komuta zinciri içinde çekilir bölgeyi Suriye'ye teslim eder. Doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi onur bulup göndermiş bana da en son 4 gün önce ben bunu hatırlıyorum. Evet hep dedim ya izliyorum evet. Konuşmalarını. Gelişmeleri. Bu fotoğraf verilebilir evet. Esad'la diye. Seçimden sonra Esad'la görüşme olabilir mesajı vermiş. Yani yeniden başlayalım. Hatırladınız değil mi onu? Ahmet Bey bir bilgi var onu sizinle paylaşayım. Bu operasyon yapıldığı günden beridir Esad'a bağlı medya tamamen Türkiye'nin lehine konuşuyor. Lehine yayın yapıyor evet. İlk defa. Evet 180 derece dönüş var. Peki bu hani sorunuzun cevabı memnun mu? Evet memnunlar. Erdoğan'ın mesajı etkili olmuş olabilir kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani Türkiye onlar da buluşmak Suriye'de yani. Bir süreç başlattı. Anladığım kadarıyla artık Esad ve rejimi de bu sürece paydaş olmak istiyor. Şimdi yani o zaman Erdoğan, Esad el sıkışma fotoğrafı görebiliriz. Yani muhtemelen seçimden sonra görebiliriz. Şimdi zaten bölgede Suriye, İran, Rusya ve Türkiye birlikte olursa Amerika'yı buradan çıkarır. Yoksa çıkaramayız. Şimdi müsaade ederseniz bir askeri açıdan bir husus arz edeyim. Evet. Bakın Sayın Komutanım'ın dediği yer çok çok önemli. Şimdi neticede eğer hangisi, hangi dediği? Amerika'nın bölge buradan bu çıkması. Amerika'nın bölgeden çıkarılması. Esas sorun çözecek adı mı? O mümkün mü ya? O i̇şte mümkün olacak mı? İşte mümkün. Mümkün. Nasıl? Nasılını ben de anlatacağım. Evet. Eğer bakın çok zor. Şu anlatacağım şey deneniyor. Ve bu konuda da çok önemli gelişmeler var ama tabii daha hala da problemler var. Benim aklımda şöyle bir proje var. Şam, Ankara, Moskova ortaklığı. Öyle. yani öyle. Hani muhtemelen İran da komutan da belirttiği gibi. İran daha da bir, yani, çok fazla değil ama kolaylık sağlar. Bağdat'ı da unutmayalım. Evet, ama tamam. ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletinin de parmağı var. Çünkü şu anda olup bitenlerin hiçbirisinde Amerika'dan ses seda yok. Bakın Amerika orada. Var dedi Turgay Güler. Hayır daha anlattı. Evvel açıklama yaptı. Kendi adamlarına geri çekilin dedi. Kendinizi koruyun dedi. O koruyun başka bir şey de tepkileri efendim, devam ediyor. Efendim tepki yok. Tepki olsaydı bakın. Eray Güçler bir şu şeyi anlatsın yani, ondan sonra yok. Konuşalım. Tamam. Buyurun. Şimdi güçlü efendim, bir tepki yok yani tepki. Tepki yok yani bilerek yok. Eski Türkiye evet. Yok çünkü. Bilerek evet. Yok. Eski Türkiye yok. Eski cevabı Türkiye, eski şey Türkiye yok. Bak, eleştiri eski, anlamında Türkiye, söyleyeyim. Türkiye 100 yıllık Türkiye'dir. Öncesi Dursun sonrası Bey. Falan değil. Dursun yani tam yani eski Türkiye'nin Türkiye yok. Ben alınıyorum yani. İmkan hemen ve kabiliyet iş politikaya getiriyorsun. İmkan ve kabiliyet. Kıbrıs harekatını yani, yapan Türkiye Cumhurbaşkanı yaptığına bile gölge düşürüyorsunuz. Bu harekat harekatın yanında. Çocuk başarıya bile gölge düşürüyorsunuz. Eski Türkiye'nin ilgisi yok. Bak ne dediğim ne ilgisi var eski Türkiye'nin ya. Şu anda Türkiye'nin milli birliği bekası önemli. Milli birlik ve beraberlik. Yani böyle nereden çıkıyor bu? Ahmet Bey, bırakın müsaade. Programın adını değiştirin. Çapraz ateş koyun. Hayır, bir Turgay Güler cevap versin. Hayır. Diyorum ki o eski Türkiye yok. Oradan bir saldırı. Ya biz Kurtuluş Savaşı mücadelesini tüm imkansızlıklar içinde verdik. O eski bana, Türkiye işte. Bana bunları anlatmayın. Benim derdim o değil. Benim söylediğim o değil. Hangi derdin ne? Türkiye? Benim derdim o değil. Benim söylediğim şu. Burada bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Askerimiz oraya girecek diye Türkiye konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti koyuyor. Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı
Onunla alakası yok. Karıştırıyorsun. Hayır oyu veriyor. Huzura bakma. Bir hastalık bu, Cumhurbaşkanı'na zarar veriyor. Tezkereye evet oyu verin. Ya. Hain gölge diyen sizin genel başkanınız. Vallahi Türkiye'nin yaptığına gölge düşürüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'ndan taraf değilsiniz siz. Cumhurbaşkanı yaptığına gölge düşürüyorsunuz. Yani bazı şeyleri... Sen de çok kusura bakmayın. Şu anda bakın ne diyorum. Amerika Birleşik Devletleri ağzını açamıyorsa... Haklıyız çünkü. Açamıyorsa... Ya haklı olduğun için değil, güçlü olduğun için ya. Haksız mıydın? 50 bin tır dolusu silah verirken haksız mıydı? O zaman da haklıydı. Ne oldu? Biz Türkiye hep haklıdır. Türkiye'nin haksız olduğu zaman Türkiye yok. Türkiye haklıdır tabii. Tabii haklıdır. Haklı olmak haklıdır. Tek başına yetmiyor. Ama haklı, aynı haklı zamanda güçlü olmak gerekiyor. Ya. Aynı zamanda siyasi irade gerekiyor. Yok Türkiye yok. Zaman... Siyasi irade Türkiye'de var. Ya tarihte Türkiye'de, haksız olduğumuz da olmuş. Türkiye'de bakın, o ayrı bir şey. Bakın hemen her konuşmayı bir iş muhalefete birisine getirmek... Hastalıktır. Türkiye'de devlet yönetimine, devleti yönetenlere zorluk çıkarmaktır. Siz bunu göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. Ya neyi göremiyorum? Her şeyi yok ana muhalefet siz, böyle demiş böyle. Siz, ana muhalefet desin. Siz, biraz evvel Dursun Bey çok güzel bir şey verdi. Bir hatayı, bir yanlışı, devleti ana muhalefet yönetmiyor. Saklamak İstediğini için söylesin. Bu cümlelerin arkasında saklanamazsınız. Şu anda biz istediğimizi söyleyelim. Bakın benle siz istediğimizi söyleyelim. Bak bugün, iki komutan bugün, varken... Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanalında bir şey çıkıyor ve şunu söylüyor. Hayır, hayır. Dinle. Yani dinle. Siz vallahi ben... Sayın Bakan. Sayın Bakan. Eğer ben Sayın söyleyeyim. Bizi Sayın AK Parti Bakan. Taraftarı dinliyorsa şu Sayın anda Bakan. Turgay Güler AK Parti'ye de zarar veriyor. Sayın Bakan. Dinlemeyi de öğrenin lütfen. Ne kim ben dinlemeyi biliyorum. Ben niye... Sayın yani Bakan biz hala bir şeyi tartışırken hala kusura bakma. Başer Bakanlığı'nı ya. Başer Bakanlığı ben masum Türkiye'nin. Bu ülkede masum adamım. Başer Bey. Israr ediyorsunuz. Ama burada, bugün, burada bu ülkede arkadaşlar anlatıyor ana muhalefet ne güzel komutanlar. Diyor hepimiz ki, dinliyoruz. Onun televizyonda bu sabah dedi Türkiye, ki bu 89 noktaya operasyon düzenlenmeseydi PKK'da saldırmayacaktı dendi. Bir kere bakın böyle bir şeyi konuşmanız için böyle bir şeyi konuşmanız için bizlerden birisinin bu yapılana aleyhinde olmamız lazım. Aleyhinde zaten. Olmayan olduktan sonra. Siz de biliyorsunuz kimler nasıl aleyhinde. Kim? Siz de biliyorsunuz. Neyi ne biliyorum? Siz de biliyorsunuz. Bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Neyi bileceğim? Bilmiyor musunuz? Neyi bileceğim? Şu anda bilmiyor burada. Burada tezkereye hayır oyu verildiğini bilmiyor musunuz Masum Bey? Bir tezkereye hayır oyu verildiğini bilmiyor musunuz? Tezkereye hayır dediler. Bilmiyor musunuz? Tezkereyle buranın ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Nasıl girecektin oraya? Şu anda konuştuğumuz konu nasıl girecektin tezkere boş olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri askeri nasıl girecektin? Vallahi hayır olmaz sıcak öyle. Sıcak takip. Yani sıcak takip. Kusura bakmayın. Biraz evvel çok güzel Dursun Bey açıklama yapıyor. Yanlış yapıldı değil mi? Tezkere yanlış yapıldı değil mi? Yanlış değil. Yanlış. Ben CHP'yi savunmuyorum. Ben olaya erken. Ama CHP'li var. Burada ne güzel komutan bilgi veriyor. Ben şunu bir anlatayım. Bir dakika. Anladım. Şu anda bu Türkiye Cumhuriyeti ister iktidar değişsin ister değişmesin. Bu devam eder. Devlet bu politikası Türkiye'nin var. Bekası, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez birliği ve bütünlüğü için gerekli olan olaylara karşı çıkmaz kimse. Peki. Çıkamaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Eray Bey. Müsaade ederseniz. Evet. Şimdi bakınız.